Efendim herkese yeni bir videodan tekrar merhabalar. Son 3-4 günden beri Ermenistan Savunma Bakanlığı hakkında bir dosya üstünde çalışıyordum ve gerçekten de çok ses getirecek bir video olacaktı Türkiye'de ve Azerbaycan'da. Fakat bugün üzücü bir haber geldi. Azerbaycan ve Ermenistan sınırında tekrar çatışmalar başlamış. Bu videoyu yapmak için kendime ayırdığım süreye bir nokta koyup şimdi de bu haberi yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten önemli bir haber ve beni takip eden izleyenler de muhtemelen Rusya'dan haberleri almak için bekliyorlardır. Doğru haberleri aynı zamanda da Rusya tarafından haberleri vermek istiyorum size. Çünkü biliyorsunuz şaşalı çok büyük Türk basınımız genelde hep tek taraflı haber vermekte ve öbür taraftan hiç bahsetmemekte. Evet sevgili dostlar, şimdi haberlerimize geçelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini belirten Kremlin Sarayı, Azerbaycan sınırındaki durumu görüştüğünü ifade ediyor. Açıklamada Ermeni tarafının başlattığı telefon görüşmesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan bir dizi olayın ardından durumu görüştü diye bir açıklama yapılmış. 16 Kasım Salı günü Ermenistan'ın Suyunik bölgesindeki sınır bölgelerinde Ermenistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasındaki yoğun çatışmalarda Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Ermeni ordusu Azerbaycan ordusunun karakollarına saldırdı ve bu saldırıda 2 asker yaralandı. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre ise Azerbaycan silahlı kuvvetleri doğu sınırındaki Ermeni mevzilerine ateş açtı, ölü ve yaralılar var diyor. Bitiyor yazı. Tabi ilk savaşın başında sevgili dostlar, ilk etapta iki tarafta birbirini suçluyordu. O başlattı, bu başlattı diye. Tabii ki kimin neyi başlattığı burada hiç önemli değil. Biliyorsunuz savaş bittiği anda ben de söylemiştim. Bu savaş bitmedi ve böyle bitmesi de çok anormal demiştim. En nihayetinde orası bir barut deposu gibiydi sevgili arkadaşlar. Her an bir şey olabilirdi. Şimdi gelin bakalım aynı zamanda Paşinyan Putin'e başka ne demiş? Paşinyan çatışma nedeniyle Erivan'ın karşılıklı yükümlülüklerin uygulanması çerçevesinde 1997 tarihli ikili bir anlaşma yürünce Ermenistan'ın egemen topraklarını savunmak için Moskova'dan yardım istedi. Aslında başvuru diyorlar bunu ama yardım olarak adlandırılabiliriz. Evet, 1997'de bir anlaşma yapılmış ama 2020'de yaşanılan savaşta Moskova'nın Ermenistan için kılını bile kıpırdatmadığını hep beraber gördük, yaşadık. Aslında dedim ya, bir tane video üstünde uğraşıyordum. Zaten o videoyu seyrettikten sonra muhtemelen Moskova'nın neden kılını kıpırdatmadığını belki de çok iyi anlayacaksınız o videoyu izledikten sonra. O yüzden dediğim gibi kanalı takipte kalın. Abone değilseniz de abone olun sevgili dostlar. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Azerbaycan ve Ermenistan'daki meslektaşlarıyla, oranın savunma bakanlarıyla bir görüşme yaptı. Habere göre Shoigu'nun Azerbaycan ve Ermenistanlı meslektaşlarından Suran Papekyan ve Zakir Hasanov'u bu çatışmayı daha fazla alevlendirmeden iki tarafında birbirini kışkırtmasını bırakmasını istedi. Ve bu sözlerden sonra çatışmanın durduğu da hem Ermenistan tarafından hem de Azerbaycan tarafından doğrulanmış oldu. Diğer taraftan da Ermeni Savunma Bakanı çatışmalar sonucunda 1991 doğumlu sözleşmeli asker Er Meruzhan Harutunyan'ın öldürüldüğünü, 12 askerin daha yakalandığını ve Azerbaycanlılar tarafından gözaltına alındığını sözlerine ekledi. Evet, Ermeni Savunma Bakanı doğru söylemiş ve ilk defa Cem Kıran kanalında bu 12 askerin sevgili dostlar videosunu göreceksiniz. Bu güzel görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum ve aynı zamanda da kanalı takip etmeyi, katıl butonunu aktif etmeyi bana destek olmak için unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.